sıklıkla rastladığımızda bir durum yani pek çok kazadan sonra benzer veya pek çok olaydan sonra benzer şeyler olur. Uçağın düşmesi hakikaten bu son bilirkişi raporunda söylendiği gibi pilotun egzoz gazından bilincini yitirmesi sonucu olmuş olamaz mı? Şimdi böyle bir bilirkişi raporu yok. Var. Birincisi ben onu söyleyeyim size. Bakın şöyle bir rapor var. Böyle bir şeyin ihtimal olabileceği. Bunu da biz iddia ettik. Biz araştırılmasını istedik. Biliyorsunuz birinci otopsi Kahramanmaraş'ta yapıldı ilk günlerde ve orada böyle bir şey çıkmadı, karbon monoksit. Bunun üzerine biz tekrar ikinci otopsi istedik. Ve Adana'daki yapılan otopside de tekrar bu çıkmadı. Üçüncü olarak Devlet Denetleme Kurulu, burada raporların hepsi var. Devlet Denetleme Kurulu İstanbul Adli Tıbbı'nda tekrar bir araştırma yaptı kanlar üzerinde. Ve orada yapılan araştırmada kazadan yaklaşık 15 ay sonra istem üzerine yapılan incelemede kanında 26.6 karbon monoksit tespit edilmiş olup kurumumuz da bu olay nedeniyle bir yıldan daha fazla bir süre beklemiş kan örneklerinde yapılan incelemede ilk incelemede kan sıfır iken bazı örneklerde ikinci incelemede anlamlı derecede yükselme tespit edildiği de göz önüne alındığında tüm bilgi ve bulgular birlikte değerlendirildiğinde Mustafa Kaya İstektepe'nin çünkü en yüksek oran onda pilotta kanında tespit edilen karbon monoksit düzeyinin de kaza meydana geldiği anda var olduğunun söylenmesinin mümkün olmadığı. Dolayısıyla mevcut belgeler ve otopsi bulguları itibariyle Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenmiş otopsi raporlarının sonuç bölümlerinde ölüm sebepleriyle ilgili olarak değiştirilecek bir husus bulunmadığı oy birliğiyle mütalaa olundu. Şimdi burada tabii ki olabilir. Bu bizim iddiamız. Yani karbon monoksitten zehirlenmiş olabilirler. Bunun araştırılmasını isteyen Devlet Denetleme Kurulu'ndaki dilekçemiz de bu var bizim. Biz bunun araştırılmasını istedik. Ama şimdi böyle bir bilirkişi raporu yok. Eğer madem öyleyse şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın işte kaza kırım ekibinin raporu. Bunu ortaya koyacak olan kaza kırım ekibi değil mi? Niye tek bir kelime karbon monoksitten bahsetmiyorlar? Egzoz ortada. Egzozda kırık yok, çıkık yok, delik yok. Madem böyle bir şey varsa bu raporlara yazılmaması mı gerekiyordu? Gizlenmemesi mi gerekiyordu böyle bir şey varsa? Ama şu anda yani şöyle bir şey yok burada Fatih Bey. Yani bu... Ama yetkin olmayan bir kaza kırım ekibi olduğundan neden siz bahsediyorsunuz yani? Hayır ben bahsediyorum. Zaten onlar biz... egzoz ne bilmiyor bile olabilirler. Tamam yani. İşte biz ondan dolayı aldık olayı önce Adana Adli Tıbbı'nda tekrar ikinci bir otopsi istedik. Mustafa Bey bir ara vermem lazım. Evet.